Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi dersimiz zan. Kendindeki sistemi tanıdıkça sisteme hakim oluyorsun. Zan. Zanı pek lügata bile bakmayız. Peki böyle bir ders yapma ihtiyacı niye duydunuz abi? Yani bu zan yani. Zannın için. Ha, araştırıyoruz. Onu şey yapayım, okuyayım da bak. X kolusu gene sor. Kendindeki sistemi tanıdıkça sisteme hakim oluyorsun. Yani insanlığına hakim oluyorsun. Şeytan sistemi kuşatılmış. Yani şeytan da, şeytan denen bir sistem. Yani onun mümesili iblis. Yani şeytanı böyle bir fert biliyoruz, tamam mı? Ondan dolayı pek de ciddiye almıyoruz. Yani şeytanı pek ciddiye almamamızın sebebi, şeytanı fert, bu rezilinle, şeytanı fert kabul ediyoruz. Oysa sistemin mümessilidir. Lef-i Mahfuz'un bir mümessili var. Değil mi? O da Cebrail. Cebrail. Arş-ı Azam'ın mümessili var. Azrail. Arş'ın mümessili var. İsrafil. Kürsü'nün mümessili var. Mikail. Cehennemin mümessili var. Malik. Cennetin mümessili var. Rıdvan. Yani sistem çalışıyor. Onun için kale almıyoruz. Şimdi kendini tanıdıkça, sistemleri tanıdıkça sisteme hakim oluyorsun. Şeytan denilen sistem kuşatılmış oluyor. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Sistem bu. Yönetemediğin her şey seni yönetiyor demektir. Şeytan sana hakimiyeti, kendine, bak şeytan sana hakimiyeti, kendine cehaleti nispetinde bir de dirayet eksikliğinden kaynaklanıyor. Ben iyi değilim, ben kötüyüm, psikolojim bozuk. Sebebi şundan, hakim olamadığın, kontrol edemediğin her sistem seni kontrol ediyor. Hakim değilsen mahkumsun. Artı eksi çalışıyor. Ortası yok. Böyle bir şey yok yani. Yani artı eksi çalışıyor. Yani ortası yok. Sistemleri tanıdıkça, yani vücudumuzda dima var, kalp var, vicdan var, vicdan içi var. Dima meratipleri var. Neyin nereye göre ne olduğunu, nasıl olduğunu, niçin, kimde, nasıl çalıştığını şahit oluyorsun. Yani bu, mesela bugün hastalıkların temeli, düşüncelerini kontrol edememekten geliyor. İnsanoğlu o kadar zalim ve cahildir ki, innehu kâne zâlimen cehûlâ, kendi menfaatını hiç kale almıyor. Bağırıp çağırıyor, babeliye diyor, hatta intiharı düşünüyor, intiharı düşünürken çareyi düşünmüyor. İntiharı çare zannediyor. Yani bir tanesi demişti, ya dedim, dikkat et dedim biraz, hayatı güzel kullan, ne diyor biliyor musun? Ölüp de kurtulurum dedi. Ya, ölüm kurtuluş olduğunu nereden biliyorsun? Ölüme bayılmak zannettin galiba. Yani şu ders var ya ders, bilgi ve malumat değildir ha. Şu anda hastaneye geldiniz, şimdi size dimağınızı anlatıyoruz, kafa. Niçin sıkıntı çekiyorsun? Niçin üzülüyorsun? Şimdi dimağı kontrol edemedi. Ne yapacak seni? Seni kontrol edecek. İnim inim inletiyor. O zaman sistemi tanıdıkça neyin nereye göre ne oldu? Bak neyin nereye göre ne oldu? Nasıl olduğu, niçin, kimde nasıl çalıştığına
şahit oluyorsun. Şimdi göreceğiz biraz da. Burada göreceğiz bunu. Nasıl kontrol edilir? Zaaf noktalarını, güçlü noktalarını bilmiş oluyorsun. Bunun için merak ettim, girdim. Hatırlarsan, Enayi Nezenni Abdibi. Ne diyor? Kulun zannı üzereyim. Zannı üzereyim. Allah'ın rububiyeti, Allah'ın tecellisi, Allah sana muamelesi senin zanlarına göredir. Enayi Nezenni Abdibi. En çok hangi risalede bu zan hakim? Hatırınıza gene var mı? Bu zan meselesi en çok hangi risalede? Sekizinci söz. Sekizinci söz de İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Yani Allah göndermiş onu, o misali. Ve lillahi meselül a'la, en iyi misali Allah verir. 16-16, 16. surenin 16. ayeti. En iyi misali Allah veriyor. O misali, kuyu misalini Allah veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında o. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında. Peki, madem Allah'ın icraatı, rububiyeti, tecellisi, muamelesi benim zanlarıma göre oluyorsa, nasıl istiyorsam Allah'ın bana muamelesini, benim elimde demektir. Öyle değil mi? Ben kulumun zanı üzereyim, zanı gibiyim, zanına göreyim, zanına göre tecelli ediyor. Allah'ın iki türlü muamelesi var. Bir, kimin çocuğu olacaksın? Kaşın boyun, şeyin, ömrün. Ha, bizim zanına göre değil bu. Cenab-ı Hakk'ın. Onda mesuliyet yoktur. Mesul olan her şey zanın üzerine kurulmuş. Şimdi, zan nasıldır? Zan nedir? Nereden beslenir? Yapısı nedir? Karpuz gibi keselim, içine girelim. Zan, bu kadar mıyım? Yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin, bak sizin için bunu yazdık belki, 45 dakika uğraştık. 45 dakika buraya yazdım defterde. Tamam. Onun için dikkatinizi celbetmek isterim. Tamam. Hani elinizden geldiği kadar istifade etmeye çalışın. Çünkü bu bir bilgi değil. Malumat değil, röntgen, hastaneye gittin, ya doktor bey kendimi kötü hissediyorum, yani kötü zannediyorum. Sanı değil mi felsefede? He? Felsefede sanı. Yani kendimi kötü hissediyorum. Mesela bir misal vereyim. Alo, buyurun. 1.17 geçiyor, gece yarısı. Niye uyandırdın beni bu saatte diyorum, niye uyandırdın? Bu saatte diyor, uyandırılmayacağını biliyorum diyor seni. Tamam, iyi o zaman. Sen cenaze yıkamışsın. Cenazede yıkadın, paketledin, gaz çıktı. Ne yapacağım diye soruyorsun. Öyle olması lazım. Yok diyor. Tamam, ne var, niçin aradın beni gece yarısı? Ben iyiyim de. He? Acaba hep iyi olacak mıyım böyle? Kötü olacak mıyım diye endişe ediyorum. Onun için mi aradın? Bu nedir? Zannediyor. Kendimi kötü hissediyorum. Kalp krizi geçiriyorum galiba. İmansız olacağım galiba. Ya yıkadım mı orayı ben ya? Abdestim oldu mu? Lan imansız mıyım acaba? Hep bu işte. Sistemi tanımıyoruz. Tanımıyoruz yani. Şimdi ben size... Varsa başka bir şey bırak. He. Şimdi sistemi kaba taslak bir anlatayım. Ondan sonra gireceğiz şeyine. Mevzusuna, tamam mı? Şöyle yapayım. Bir kısım, hepsini büyük olmadığı için şey yapmadım. Hepsini sığdırmadım ama kabataslak bu. Şimdi bu senin, hastaneye gittin. Kendimi kötü hissediyor. İyi değil. İmansızım. Kabirde ne olacağım? Endişeler var ya vesaire. Onun
röntgeni. Onun röntgeni. Bak işte. Sırayla gidiyorum zana gelmeden. Anlamayacağınız hemen biliyorum. Ama hep böyle mi yaşayacağız? Anlamıyorum, koy kenara. Anlamam, koy kenara. Ne olacak peki? Ne zaman alacaksın? Musalla da mı işten geçecek? En azından duyup da böyle en azından hastalık, hastalıklarda Allah nasip budur, kaderin budur diye Allah'a iftira yapmayız. Allah öyle nasip etti. Sen öyle istedin. Allah'a iftira etme. Başkası özen, sen tüzel değilsin. Allah'a iftira yapma. Sen zanını kullanmadın. Yanlış kullandın. İftira yapıyorsun. Şirk yapıyorsun. Allah'a yalan isnat ediyorsun. Ondan şeytan giriyor içeriye. Her bir günah, kafamıza giren her bir şüpheden şeytan yaratılıyor. Tamam. Yalan bu. Yalan. Allah yaptı bunu. Sen istedin de yaptı. Allah sana sormadan senin hiç iktidarın, ihtiyarın yok ki yaptıysa niye bana hesap sorsun? Haşir meydanında verin yazdıklarımın hesabını mı diyor? Verin yaptıklarınızın hesabını mı diyor? Verin yaptıklarınızın hesabını diyor. Ama ya Rabbi sen halk ettin. Tabii ki ben halk ettim. Fiilin halife Allah'tır. İsteyen sensin. İşte bu sistem ya. Sen istedin. Konuşacağız. Kaderin de zemini yani. Kaderin de hallediliyor, inanıyor. Bak göreceksiniz inşallah. Bak varlık. Adem. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Bir tuhaf. Bunu anlamayacağım biliyorum. Ama ne yapayım diyeceğiz yani. Onun bir üstü dışarıya çıkmış. Çekirdekten ağaç olmuş. Çekirdek Adem'de. Ağaç cehennem. Cehennem taşeron şirkettir. Adem'e çalışıyor. Adem'in ne olduğunu hayal et. Cehennem varlıktır, vücut alemleridir. Mahluktur. Adem vücutsuz vücuttur. Vücudu yoktur. Yoku da yoktur. Yokluğu da yok olmuştur. Yani belediyeye veya devletin herhangi bir kademesine bir asıl kadro var. Bir de taşeron şirketi var ya. Cehennem, zan, cehalet, Adem alemlerine çalışır. Cehli cehennem diyor. Yani cehennem Adem'e göre nimettir. Kaptanım, hoş geldin. Anladın mı abi? Cehennem Adem'e göre nedir abim? Nimettir. Cennettir, cennet. Vücuttur yani. Onu pek anlayamıyoruz abi. Galiba. Hiç müşahıs bir şey yok mu Adem cehennem? Mesela sıfır. Mesela uyku. Yani sıfırı kaldırır. Matematik var mıdır? Matematiğin olmadığı yerde ne kimya vardır, ne fizik vardır, ne aslan, hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyle, hiçbir şeyle tanımlanmaz, tanımlanmıyor. Ama her şey tanımlıyor. Hiçbir vasıfla vasıflanmaması lazım. Yani 1, 2, eksi 1 falan. Her şeyi gösterdiği için bir şey değildir. Uyku, hani benzemiyor ama her şeyin yok olduğu. Hatırlıyor musun? Rüya değil. Rüya vücuttur. Uyku sanki vücutta yokluk. Vücutsuz vücut. Uykuyu düşünebiliyor musun? Ne oldu bütün varlık senin nazarında uykuda? Var mı? Yok. Adem mahluk oldu. Cehennem. Daha dışarıya çıktı. Onun temsilcisi, hani Lef-i Mahfuz'un temsilcisi? Cebrail. Cehennemin temsilcisi? Malik. Tamam. Şimdi bu cehennem buraya taşınıyor. Bir temsilci var adam. O fabrikanın temsilcisi, pazarlama temsilcisi. Şeytan. Şeytan bir sistemin mümessilidir. Vücutta. Olumsuzlukların Adem ve cehennemle alakalı Celal ülkesinin temsilcisidir. Onun da bir silahı var. Vesvese. Ha? Vesvese. Şimdi Adem
bilgiyle vücuda çıkar. Adem bu vücuda çıkar. Sen buraya yaklaştırırsan. Adem emir ilimle vücut sahasına çıktı. Cehennem cehaletimizi kaldırarak cennete dönüştürdük. Şeytanın şüphesiyle meleğe dönüştürdük. Vesvese vehim ile vahiy ve ilama dönüştürdük. Şurasını merak edersin Murat. Çok ilginç, bak şimdi. Şunu alayım. Bak abi. Yüzde bir ile iki arası vehim. Onun için vehmin hiçbir değeri yoktur. Matematikçim, çok senin de ilgini çekecek vehim. Yüzde iki. Yüzde iki ile elli arası şüphedir. İhtimal. Yüzde elli de sabit zandır. Yüzde elli ile doksan, yani yüzde doksan diyelim, zannı galip. Yüzde yüze ilim, çepa, bilgi. O bilgiye edine işleyip kuralık benderse ilim olur. Yani şu, vehim öyle berbat bir şey ki, Allah Resulü'nün tabiriyle çok acımasız bir latifedir. Değeri şudur, yüzde bir ya. Yüzde bir ihtimali değer ki emniyet verdirir sana. Yüzde bir ya. Yüzde bir ihtimal. Mesela bu Ödemiş'te gece yarısı kalp krizi geçirip de yüzde kaç kişi ölmüştür? Yüz kişiden kaç kişi ölmüştür? Tek başına olacak evde. Tek başına olacak, kalp krizi geçirecek ve ölecek. Kalp kasası olmadığı halde. Bin kişi var mıdır? Bin kişide? Yoktur. 2000 kişiden bir kişi. Değil mi? Ha, bu alçak, bu aşağılık bir şey, bu var ya, bu zalim, düşük yani çukur, yüzde bire değer verip evde tek başına kalamazsın kalp krizi geçirin diye. Böyle bir acımasız bir şeydir. Hakaret bile gitmez yani, bu acayip. Ve bizde o. Bizde çalışıyor. Tanımasan nasıl bir loka edeceksin onu? Nasıl bir loka edeceksin? Nasıl tanıyacaksın? Tanımıyorsun. Garip değil mi? Peki yüzde 20 ile yüzde 2 ile 50 arası şüphedir. Şüphe olmasa insan donuk olur. Hayat biter. İnsanı hareketlendiren, donukluktan aktif eden hayvanların şüphesi yoktur. Çocukların da şüphesi yoktur. Teslimdir sana. Şüpheyse, he öyle mi ya, hakikaten mi acaba abi? Hemen fikir ve davranışları hemen aktif ediyor. Yüzde 50 sabit olursa zandır. Yüzde 90 zannı galip olur. Yüzde 100 bilgidir. Senin doğrularındır. Benim değildir o. Onu da edile-i şeriye yani kitap, sünnet, icma, kıyasa vurursan o ilim olur. Tamam. Şimdi bu Adem alemleri Sübhanallah diyor. Buna vücut alemleri deniliyor. Başından alıyor bu ismi. Elhamdülillah diyor. Şimdi zan nedir? Zanı bir tencere düşünün şöyle. Tamam, bak zan. Bunun içerisine bilgiyi, cehaleti, şüpheyi,
vehmi, şüpheyi. Bak şeyin neymiş? Bak arkadaşlar, başka bir kalem var mı? Şu. Atın bunun içine. Atın bunun içine. Atın bunun içine. Atın bunun içine. Karıştırın. Bunun adı zandır. Hulasası. O değil mi şu? He? Dört tane var içinde. Evet, içinde şu dört tane malzeme var. Buradan çıkarttık. Şuradan. Yani o zaman ene enne zanne abdibi ne oluyor? Ben kişinin bilgisine göre, cehaletine göre, vehmine göre, şüphesine göre. Evet. Zan dediğin bir sistem adıdır. Dört tane ayağı var. Bir, iki, üç, dört. Zanına göreyim demek, bilgisine göreyim, vehmine göreyim, şüphesine göreyim, cehaletine göreyim. Zan bir sistemin adıdır. Zan hiçbir şey değil, sistemdir. Tencereyi aldık mabitini, koyduk içine ve yedi aylık malzemeyi veriyorum size. 30 sene artı 7 ay. Bunu yapabilmek için. Mustafa zaten biliyorsun sen. Var mı gerek derse katılmana? Bu alemler şurada toplanmış. Şimdi gene bir tencere getiriyorsunuz şuraya. Bak şuraya. Tencere getirdin abi. Siyah çalışıyor mu? İnşallah çalışıyor. Bak. Zan. Ahlak. Nazar. Niyet. Kardeşim, zanı at torbaya, tencereye. Ahlakı at tencereye. Nazarı da at. Niyeti de at. Şuradan, şuradan, şuradan kovaya koy. Senin Rabbin şu yani. Tencereye zanı attık, ahlakı attık, nazarı attık, niyeti attık. Karıştır. Senin Rabbin Allah'ın değil. Herkesin Allah'ı birdir. Herkesin Rabbi farklıdır. Şuraya geldik ya, burayı bitirdik. Kader zemini. Bu dördünün cemidir. Yani kader Esma-i Fiiliye'nin, Esma-i Hüsna'nın bütünsel sana tecellisini sen yönlendiriyorsun. Enna ile zenni abdibi. Kulumun zannı üzereyim, zannı gibiyim, zannı gibi tecelli ediyorum. Bu sistemdir zan. Bu dördünü bir araya getirirsek, dört sistem. Daha bunlar bir şey değil, sistem. Ahlak bir sistemdir. Ahlak huluklar, huyların cemiyidir. Nazar niyet. 30 senede öğrenmiş ustad bu nazar niyeti. Ha? Şimdi bu niçin? Bak dimağdan geleni şuradan. Dikkat edin. Kum saati gibi. Geniş, dar, geniş. Bu da böyle. Geniş, dar, geniş. Zan böyledir. Yani dimağdan geleni burada değiştiriyor, dönüştürüyor, bazen değiştiriyor, bazen dönüştürüyor, bazen hem değiştirip hem dönüştürüyor.
bazen hiçbir şey yapmadan giriyor, tak açığa gidiyor. Şimdi bu dimağdan gelenleri burada kalbe, vicdana iniyor. Burada da şekilleniyor ondan sonra. Şurada. Şimdi buraya geliyor. Zan. Orada sabit kalmıyor değil mi? Ayrılıyor mu? Tabii. Şimdi bak orada sisteme geldi. Mesela Allah'ın bin bir esması sana bir tecelli etti. Tamam mı? Sisteme. Sistem bu. Şu tencereye. Tamam mı? Şu tencereye ne yaptı? Ahlak, nazar, niyet, zan. Karıştırdık mı abi tencereyi? Kader cemini, senin Rabbin. Rabbul alemin değil, Rabbi. Yani şeyde cennette herkesin Rabbine göre Allah muhabbet tecelli edecek, gözükecek. Şimdi bu zan buradaki, şimdi bunu ayıklıyorum. Bu sistemin tek tek inceliyorum şimdi. Kaba taslak tabii. Taraftarımız bu kadar müsaade ettiği için. Zan ikiye ayrılır. Daha hiçbir şey değil. Zan sistemin adı. Üstü zan, suyu zan. Şimdi onlar nasıl oluyor? Allah bu zanı hüsnü zan ve suizana göre içinde yapı koymuş. Yapı koymuş. Sistemin adı zandır. Zan hiçbir şey değil. Mastar. Biz ahlakımızla, nazarımızla, niyetimizle zanımızı değiştiriyoruz. Bir daha. Biz ahlakımızla, nazarımızla, niyetimizle zanını değiştiriyoruz. Hüsnü zan ve suizan ediyoruz. Yani zanın içi değişiyor. Mesela karı koca münasebetlerinde sen bana bunda bunu demek istedin. Veya buna bunu söylemek istedin, bunu kastettin. Veya insan ilişkilerde veya ben kötüyüm. Niçin? Veya şuyum buyum. Ne için o değişiyor? Üstü zan ve suizan. Ahlak, nazar ve niyetimize göre değişiyor. Orayı anladık mı Murat? Yani zanı ne değiştiriyor? Ahlak, nazar, niyet. Niyet. Bu üç tanesi bak. Zanı tetikliyor yani. Bak şöyle. Üç tanesi bunu değiştiriyor. Bir, iki, üç tanesi de niyeti değiştiriyor. Bir, iki, üç, nazarı değiştiriyor. Çok güzel. Tamam. Bir, iki, üç, ahlakı değiştiriyor. Birbirine geçiş oluyor. Bir daha. Anladık değil mi abi? Adam, ahlaksız adamın nazarı bozuk, niyeti bozuk, zanlı bozuk. Zanı bozuk. Ahlaksız adam niye ahlaksızdır? Zanlı ahlaksızdır, nazarı ahlaksızdır, niyeti ahlaksızdır. Hemen bir yakaladım ya bu üçten böyle kirbit ucundan tam dibi geliyor işte. Niyeti bozuk, ahlakı, nazarı, zanlı bozuk yani. Tabii niyeti bozuk ya? Altyapısı bunlar. Niye niyeti bozuk? Niye niyeti bak, niyeti, niye suyu niyete kaymış? Niyet de bir sistem. Hüsnü niyet, suyu niyet. Mana-i harfi, mana ismi, hüsnü ahlak, suyu ahlak. Niçin farklı? Zanı bozuk. Şimdi bu birbirine geçiş yapıyor. Zan bunları değiştiriyor. Niyet bunları değiştiriyor. Nazar bunları değiştiriyor. Ahlak birbirini değiştiriyor. Mesela Ümit, nazarı neyse, yani nazara bak böyle gel gel gel, mana-i harfi, zanı da düzeliyor. Şimdi nazarın iki tane şeyi var. Mana-i harfi, bak nazarındır bu. Şöyle yapsak da daha güzel olur mu bilmiyorum. Birbirlerini değiştiriyor. Şimdi geliyoruz buraya.
Bak, zan, suizan. Niçin suizan? Zanı niçin suizan aşı yaptı? Çünkü suyu ahlaklı ve ahlak-ı siyeye sahibiydi. Yani zan suizana nasıl dönüştü adamda? Suizan, şey suyu ahlak, ahlak-ı siyeye. İkisi bir. Şu bir. Tamam mı? Veya manayı ismiyle bakarsa zanı suizana dönüşür. Suyu niyetle bakarsa olaya, hadiseye, zanı suizana döner. Buraya geliyorum. Hayatın her tarafında kullanabiliriz bunu. Bak, eğer ahlakını, hüsnü ahlak, ahlak-ı âliyeyi yaparsa, yani o da nasıl yapacak? Sünnet-i seniye uyarsa, gelecek zaten vasatı. Bu sefer zanı hüsnü zana döner. Eğer manayı harfiyle bakarsa zanı hüsnü zana döner. Eğer hüsnü niyette zanına bakarsa zanı hüsnü zana dönüşür. Zanlanacağınızı biliyor. Ama en azından bir anlatanınız var, sorabileceğiniz bir yeriniz var. Biz bunlarla 7 ay boğuşuyoruz. Gayret ederseniz anlarsınız. En büyük ihanet kişi kendisini yapar. Ben bunu anlamıyorum. Anlamıyorum ya. Bırakma. Ben anlamıyorum. Hayır. Anlamıyorum demek şeytandandır. Zandır. Kendine suizan ediyorsun. Anlarsın kardeşim. Suizan ediyorsun. Çünkü o kadar şeyleri anlamışsın ki senin anlamayacağın hiçbir şey yok burada. Yani o zaman o şeye göre suizanın en büyük Allah oluyor yani. En büyük Allah'a yapıyor. Allah beni affetmez demek. Ya Allah'tan ümidini kesmek. Ola şeytan bile Allah'a üstü zannediyor ya. Şeytan bile Allah'tan ümidini kesmemiş. Kesmiş mi? Kesmemiş. Allah kendisi diyor Kur'an'ında, ancak kafirler benden, yani Allah'tan ümidini keserler diyor. Şeytan biliyor musunuz? Senden de ümidini kesmemiş. Allah'tan da ümidini kesmemiş ha. Seni çok ciddiye alıyor ama seni hiç ciddiye almıyorsun adam. Anam seni ciddiye almış. Her gün gündemindesin. Şeytanın. Önder abi çok takip edeyim abi. Takip etmediği var mı? Bütün şeytanların toplandığı bir yerde vazife yapıyor. Orada dümeni tutması çok zor. Senin de öyle ama o kadar değil. Senin işine şeriat dememiş. Yani dediğin için söylüyorum. Şeytanların en büyükleri oralarda. Faiz. Faizin döndüğü yerler ya. Lüt Gölü'nü, Lüt Gölü'nden Allah Resulü sahabesini su içmesini, develeri sulamasını istememiş. Hemen çabuk gidin demiş. Buraya Allah'ın lanet ettiği bir yerdir. Sirayet vardır dedi. Çok zor. Yani peki niçin anlatıyorsun da moralimizi bozuyorsun? Kardeşim bu kadar risale okuyoruz, bu kadar derse gidiyoruz da kendine suizan etme. Yani ben niye adam olmuyorum? Sirayetten dolayı, yoksa sen kalitelisin. Senelerde beri o kadar uğraştık ki bozmaya, ruhu bozulmadı. Merak etme, bozulmayacaksın Allah'ın izniyle. Bu kadar korkunç bir yerden hala gelebilmişiz buraya. Hani bu Allah'ın inayeti, ümidi kesmemek için söylüyorum bunu. Tersini söylesem yalan kalıp olur, yalan olur. Bana dediler ki, ya şeytan buyur. Hacı Ümre'yi götürdüm, böyle terörist ettirdim size. Kadri'yi götürdüğüm zaman, Allah'a şükürlemesen hocam dediler, tamam mı? Şeytandan kurtulduk. En büyük şeytan burada. Nasıl burada? En büyük ibadet olan yerde en büyük sıtı vardır. Artı iki diyebilmen için eksi iki olması lazım. Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan kimi taşlıyor? Şeytan çok olurmuş abi. Mekke'de ve Tekke'de. İki yerde çok olur. Tabii, niçin? En büyük hayır orada da ondan, şaka değil ki. Hayır neredeyse, şer de oradadır. Şimdi haram yoktur. Farz olur mu?
Şeytan yoktur, melek olur mu? Cehennem yoktur, cennet olur mu? Ne diyor usta? Diyor ki, cennet olmasa cehennem tazip etmez. Yani bulunduğumuz konumun dümenini daha şuurlu tutacağız. Öyle sala parti yaşamamak gerektiğini söylemek istiyorum. Tamam. Bak uyguluyorsun. Sen burada bulunabilmenin sebebi Allah'a hüsnü zannetmişsin. Zannı düzelmiş, buraya gelmişsin. Teoride dört tane hastalık var ya abi. Hı. Bir de suizan. Evet. Şimdi burada herkesler nasıl düzelteceğiz? Suizan. Bak burada. Ne yapacağız? Bunu nasıl çevireceğiz? Dört tane nazar. Dört tane hastalık var diyor, değil mi? Neydi? Gurur. Gurur. Suizan. Suizan. Ucup. Ucup. Bir de var. Neydi? Yeis. 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 Şimdi bak. Bu suizan o kadar rezil bir şey ki aileyi yıkıyor, hastalığımıza sebeptir. Hatta en rezili de Allah'a suizandır. Suizan peki niçin var? Suizan aynı zamanda nimettir. Niye? Suizan buradan anlaşılır. Bunu izah edeyim. Suizan bunu toplarsak yani suyu aylak, aylak-ı seyyye, mana ismi, suyu niye? Böyle bir tencereye koyar mısınız? Koyduk mu? Yapayım ben. Nerede? Şey. Şimdi değil mi? Yaptık. Çekmece de olabilir mi? İyi yukarıda. İyi yukarıda. Yukarıda. Evet yukarıda. Çocuklardan. Peki. Bak şimdi. Bak tek de yazayım. Ahlak. Teferruatını değil. Mane ismi. Niyet. Mane ismi. Suyu niyet. Üç tanesini koyduk. Şunu sileyim. Şimdi bunu koyduk abi. Buradan da şu üç tane çıkıyor. Tefrit, vasat, ifrat. Şu. Yani bu tencereyi karıştırdık. Bu ahlak. Mane ismi suyu niyet. Ha bir de şey var. Bir de şey var. Zar. Hangi kalemdi? Şu. Bu vasa çıkıyor. Şimdi ben tefritini söylüyorum. Ama niye? Şu suizan olmasa Müslüman kalamıyoruz. Hemen ortasını söyleyeyim. Kendi nefs-i emmareni, kendi nefs-i emmareni, bidatları, dalaletlere suizan etmek vasattır ve nimete sebeptir. Mesela bidatta, küfüre, zulme, suizan etmesen imanda kalamıyorsun ki. Demek ki suizan lazım. Nereye? Batıla, nefse emmareye, nefse emmarene, emmaremize, bidatlara, dalaletlere, şerlere, zulümlere suizan edeceğiz. Murat, bu suizan ne olduğunu... Çok güzel abi ya. Mesela yeni bir olay yaşadık. Orada edelim yani. İbadetmiş o. Allah'a İbadet etmesen İslam dairesine kalamıyorsun. Hidayet nedir? Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı. Şimdi imanda kalabiliyorsun küfre. Ben bunun vasatını bilmiyordum arkadaşlar. Suizanın vasatı olur mu? Allah'ın ikramı. Uyku da değil, uyanık da değil. Böyle bir hal. Gece, gündüz bununla yaşıyorum. Tuvalete, yemekte, yatakta, her şey bu. Zangun çalışırken. Ulan dedim bu vasatı nedir? Vasatı Allah-u Alem kalbime Allah'ın verdiği melekten onun olduğunu zannediyorum. En az zandır ama üstü zannediyorum. Bu çıktı. Suizan nimettir.
vasatı. Nefsemmare'ni batıla, bidatlara, yanlışlara suizan edeceksin. Kalabiliyorsun dairende. Çok güzel. Tefriti nedir biliyor musun? İnnehu kâne zâlimen cehûlâ. Yani burada yetmedi ya, burayı yazamadım. Ve lekad keremle beni Adem olabiliyorsun burada. Edince, vasat edince ve lekad keremle beni Adem. İnsanoğlu mükemmel ve mükerrem. Mükemmel ve mükerrem. Peki tefriti nedir? İnnehu kâne zâlimen cehûlâ. Cehûlâ, cehaletin çoğu. İfrat ise zaluma, zalim, zulmün çeşitleriyle, her çeşidi. Başka, suizanın tefriti Adem'i kabul, ifratı kabul Adem. Ne demek onu anlatayım. Adama dedim ki, hayatla anlatıyorum ki, dedim Allah ile dinle aram nasıl dedim birisine. Dedi ki öyle benim hobim yok dedi. Yani din benim problemim değil. Hani diyor adama derse davet ediyorsun ya. Ya gidin ya, ben böyle şeylerle uğraşmıyorum. Her kaptan abi. Çok. Değil mi? Adama davet ediyorsun. Maalesef hep harice gidiyoruz da bu suizanın tefriti bizde de var. Biliyoruz zannediyoruz. İlk şefkimiz niye yok? Tefrit moduna geçtik. Farkında değiliz. Adem'i kabuldeyiz. Yani var tabi canım olsun. Ama öyle bir lakaytlık var ki Adem'i kabule doğru gidiyor. Ve ülfet belasıyla gömülüp gidiyor. İhtiyaç hissetmiyoruz. Bir tane sordu bana. Abi ben dedi Risale okuyorum, anlamıyorum, onun için koydum dedi. Ne dedim biliyor musun bir cümle? Niye anlamıyoruz dediği sordu. Niye anlamıyoruz biliyor musun Risale'yi? Çünkü derdimiz yok. Eczanede aldığımız ilacı 10 kişiye gösteriyoruz. E bak hele yan tesirinde ya. Bir psikolojiye en ufak bir şeyine kaç tane doktora gitti. Sen bir kelimeyi anlamak için Allah'ını seversen hangi lügata baktın, kime sordun? Derdimiz yok ki. Problemimiz yok yani. Peki bedeli nedir? Esselatu ve selamu aleyk. Okunduğu zaman eyvah diyeceğiz ama bu derslerin kıymetini Badel Arabi Basra hepimize söylüyorum. Hepinize değil hepimize. Ülfet belası sarmalamış bizi. Hele sizi ilk gördüğümden çok çok farklısınız. Dostu azıcık söylüyor. Çok çok farklısınız. Öyle bir ülfet belası sarmış ki olsa da olur, olmasa da olur. Kibarlık için belki de mecbur olduğumuz için geliyoruz ha. Maalesef. Size kızdığımdan değil, acıdığımdan söylüyorum. Ülfet belası sarmamış, öğrendik. Tam tersi ne olacaktı? Öğrendikçe heyecan artacaktı. Lakaytız, lakayt. Niçin? Ülfet sarmalamış. Suizanın tefriti. Ne yapıyor suizan? Adem'i kabul moduna geçtik. Yani Adem'i kabul manası şu. Ya din, ben böyle bir problemim yok yani. İfratı ise kabul Adem'dir. İnkarın sebebidir. Ümit. Nedir o? Yoktur Allah haşa. Bu tefrit neydi? Allah değil benim ahiret öyle bir problemim yok. Bu Adem'i kabul. Kabul Adem ise Allah yoktur diyor ama haşa. Ahiret yoktur diyor haşa ama ispatını yapmaya gidiyor. Bu suizanın ifrat modu. Zaluman cehula. Bir de suizanın eylemdekini göstereceğim. Çok mühim. Göz insanı mezara, deveyi kazana koyar. Var ya göz. Bu suizanın ifrat modudur. Suizan. Böyle bakıyor tamam mı? Vay be adamı bakıyor. Neler yapıyor ya? Hak etmemiş ki ya. Bu kadar serveti, bu kadar parayı, bu kadar binayı ya. Böyle haset. Her şeyin ama gadab, şehvet, muvazenenin, efendim, muhabbetin, aşkın, her şeyin ifratı buna doğru gidiyor. Peki, tekit nedir? Asıl veba hastalığı. Asıl vebası yani salgın hastalığı. Çaresi de çok zor yani.
Tenkit. Şimdi nedir biliyor musun? İfrat moduna gidiyor. Peki şunu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyin ifrat modu donmuş şeytandır. Şeytan hariçte arama. O enerji var ya mesela orada bir tane açık saçık geçiyor. Bok, bok işte bok, bok. İçimizde bir enerji dürtü yok mu? O nedir biliyor musunuz onu? Şeytandan değil, şeytandır o enerji. Donmuş enerji şeytandır. Şeytan Hasan'dandır bu kalem size bak. Bak veriyorum sana. Benden miyim? Ben verdim. Ha. O bak içimizdeki o coşma enerjisi var ya şeytandan değil. Şeytanın sıfatı donmuş. Aktif olmuş sistem. Şeytandır o şeytan. O enerjiyi bak var böyle aktif enerji. Allah da diyor ki benim için çevirirsen ondan alacağın nefsani lezzetten imanın tadını sana tattıracağım diyor. O enerji var ya böyle bak bakmayınca ne olacak? Ortaya çıktı. Aramda kayboldu. O enerji duruyor. Ne olacak o? Bakılmadı. Hayra dönüşüyor. O enerji hayır oluyor. Zevk lezzeti dönüşüyor. Evet. Zevk yaşam. Hatta tobe lezzete dönüşüyor. Zevk lezzeti dönüşüyor. Evet. Zevkin lezzetine dönüşüyor. Biliyorsunuz bedensellere zevk, ruhsallara lezzet. Lezzeti ruhani. O şeytan-ı harem aşağı buharada. Kendimizdeki o dürtü var ya. De onu de. Hasan kardeş buyur abi. Benim sektiriyor. Falan camiye gittin merkeze. Yok abi. Ya niye gitmedin ya? Hayırdır ya Allah Allah. Ne bileyim bugünlerde yok. Ya şey için söyledim. Girdiğin zaman o kapının hemen sağında bir tane ne diyorlar o lamba var ya. Elektrik önce devreye giriyor. Onu taktım da dedi oraya. Oldu mu olmadı mı? Işıldak takmış. Işıldak ha. Dedim ki oraya oldu ama sana hiç olmadı. 99'u gitti biri kaldı. Peki kim söylettirdi onu? Adam söylettirdi. De onu de. De onu. Dayatma yok mu? Peki. Bunun imanı cevap veriyor. Hayır ya. Hayır hasenatı gizli yap ya. Diyor. Bu bu. Ki hemen şeytan. filosof ya. Dedi ki de. Teşvik olur. Baba bak. Sada nasıl girdi? Teşvik olur canım. Hayır işlersin böyle. Dedi hayır olur hayır olur. Peki. Şimdi buraya geçiyorum, sonra buraya geçeceğim. Eğer biz hüsnü ahlak, ahlak-ı seyyani, mana harfi, mana ismiyle bakarsak zana, zan üstü zana dönüşür. Bir daha. Eğer güzel ahlakla, güzel niyetle, mana harfi yani Allah'ın adına, Allah adına bakarsanız, bakarsak olayın hadisinin seyri değişiyor. Mesela bak ikinci söz. İkinci sözde şöyle geçiyor bak. O dört tane kelime var. Hokka. Başka ne vardı? Hoden. Diş. Başka? Hodbin. 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 Yok. Bet. Bin. Şimdi bak size bir kural çekeyim. Hod. Hodgam ne demek? Hep kendini endişelenen. Hodgam, gam. Gamsız. Gamsız. Böyle bir problemi yok yani. Dinç. Din diye benim bir hobim yok diye. Hiç. Hodendiş kendisini sifendişe ediyor. Yani pergel insan koyuyor kendisini. Bedbinde her şeyin olumsuzunu görüyor. Hodbin Hodbin Bedbin kötü düşünceli. Yani şeyleri Bedbin karamsar yani. Bu da düşünce. Ustad buna diyor ki bak, bak arkadaşlar. Nazarında yani bunda nazarında
fena bir memlekete düşer. Dünya aynı. Niçin herkesin o demişti ki dünyası küçük, dünyası küçük. Bazıları sokakta rastlarsın diyor. Yürürken ha. Burada mı? Herkesin dünyası niçin farklı? Çünkü Hopkam, Hodendiş, Hopbin, Bekbin. Yani bu dört taneye göre bu bizim balon oluyor. Balon. Balon. Balon dünyamız. Herkesin küçük dünyası. Bu. Ne o? Gam yok. Umrunda değil. Din mi varmış? Alem İslam mı varmış? Dershane mi varmış? Hizmet mi varmış? Yani ruhum mu varmış? Benim ahiret mi varmış? Öyle bir problemi yok. Endişesi de yok. Hobi. Hop. Ne demek hobi? Fark ne? Bedbinlikten farkı ne? Yeis, yeis. Yeis. Bu da fena düşünüyor. Bu arkadaşlar diyor ki aynı yere geliyorlar dünya için. Nazarında fena bir memlekete düştü. Bizim memleket bu. İkinci söz ya. İkinci söz. Evet, ikinci sözde geçiyor. He, ikinci söz. Dünyayı gördün mü? İşte bunu oluşturan bu işte. Dört tane. Dört tane. Şimdi gelelim şuraya. Burayı anlaşıldı. Hüsnü zanın içeriğinde ne var? Bir insan nasıl hüsnü zan olur? Ahlakını güzel olursa, niyeti de güzel olursa, nazarı da Allah adını olursa, bunların cemi aynı burası gibi ifrat tefrit vasatı olur. Bak, suizanın ifrat tefriti var diye. Bunun da ifrat tefriti var. Şimdi eğilip uygulayacağız. Mesela şeye. Hüsnü zanın tefriti şu. Kendisini hüsnü zannediyor. Kendisini çok iyi zannediyor. Problemsiz zannediyor. Derse ihtiyaç hissetmiyor. Bundan kaynaklanıyor. Kendini merkeze koymuş. Kendini ölçü yapmış. Senin iyi olduğunu kim söylüyor? Benim iyi olduğumu kim söylüyor ki? Yani hüsnü zan ediyor ama hüsnü zanın çok önemli bir şey burası. Suizandan daha berbat bir yer. Evet güzeldir ama tehlike şu Murat. Hüsnü zan kendisine ediyor. Vehmini ölçü yapıyor. Vehim akli. Ben iyiyim diyor ya. Öyle bir problemim yok. Din diye bir problemim yok canım. Biz bitirmişiz yani. Bizim iyi olduğumuzu kim söylüyor? Ben mi? Ha, bu tefrittir hüsnü zanın. Kendine hüsnü zan ediyor. Kusur mu? Tövbe canım. Benimle ne alakası var ya? Başka zaman. Ölüm. Esselatu ve selamu aleyk. Kim öldü ya? Felacım. Öyle mi ya? Kaç yaşındaydı? Ahmetciğim bak kaç yaşındasın? 35. 34 yaşında bir sözü. Yapma ya. Nasıl öldü ya? Allah Allah. 34 yaşında adam ölür mü ya? Çünkü 35 yaşında ya. 45 olsa kim öldü? Ahmetciğim vardı. 10 senede var değil mi Ahmet? 45 yaşında birisi ölse Ahmet Çapan 35. Ümit kaç yaşındayız? 36. Şimdi 50 yaşında adam öldü. Daha 4 sene var ya. Esselatu ve selamu aleyk. Tak vitesi ya. İşimizi yiyoruz. Ama kim öldü? 18 yaşında bir çocuk. Yapma ya. Bir dakika ya. Ne diyorsun ya oğlum? He? 18 yaşında adam mı ölür ya? Okulun yaşı kaç? Okula kaç yaşında gidiyorlar? 7. Askerlik? 20. Kabrin yaşı? Yok. Her yaşta girebilecek yaştayız. Tamam mı? Bu tefrit. Var ya kendimizi koyuyoruz. Aa, hiç sorun yok, problem yok. Peki, bu hüsnü zanın ifratı da şu. O da çok kötü. Şeytandandır. Hüsnü zanın içerisinde hüsnü zanı ifrat yaparsa abisini, hocasını, şeyhini, dine zıt dahi olsa bir bildiği var der,
ilahlaştırır. İlahlık oradan çıkıyor. Birbirinizi men ittehaza ilahehu heva ne birbirinizi ilah edinmeyin. Buradan çıkıyor. İlah ediyor. Mesela diyorsun bak din de haram ya bu vatan millete dine zıt ya. Öyle dinle şeriye zıt ya. La ilahe illallah desen, Muhammed Resulullah demesen çareyi necat olmaz. Muhammedsiz aleyhissalatü vesselam din yoktur. Allah'ın nazarında din tektir. Ene nezilli abdim yok. İne dine indallahil İslam. İslam tektir. Yani Allah nazarında din tektir. Peki adam ne diyor? Dinler arası diyalog diyor. Dinler yok ki, din var, din. İne dine indallahil İslam. Allah nazarında din bir tanedir. Ama adam dinler diyor. Desin. Allah desin. Hocam dedi bitti yani. Peki la ilahe illallah desen kafidir, Muhammed Resulullah demesen de dedi mi demedi mi? Dedi. Peki la Muhammed Resulullahsız olur mu? Olmaz. Olmaz ama oluyor. Nedir? Hocasına ifrat derecesini üstü zannettiği için o hoca ne oldu bilmeyerek onun aleminde ilah oldu. İlah, ilah. Bir insan dininden dönmesi neyse onun hocasından dönmesi odur. İlah oldu. Ezan okunuyor. Üç tane devlette. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah. Hayyana selam. Hayyana felah. Hani şeden la şedenle Muhammeden Resulullah unuttu. Ya orayı unuttu. Belçika'da unuttu. Hollanda'da Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah. Hayyana selam. Peki burada şedenle Muhammeden Resulullah unuttu mu burada ya? Acayip işte. Aksilik. Hep aynı yeri unutuyor. Sonra başka bir devlete. Lüksemburg'da. Yine Muhammed'in Resulullah yok. Unuttum kardeşler. Niye anlamıyorsun ya? Ya. Tek kim anlat onu? Ya. Peki nasıl oluyor? Hüsnü zanın ifratı. İlah ilah. Kardeşim din ölçü değilse ya sen ölçüsün ilahsın ya sevdiğin ilahtır. Ben sana dine bir şey zıt bir şey söylüyorum. Sen ne diyorsun ki? Hasan abinin bir bildiği var. Lan bildiği yerin dibine gitsin ya. Allah'ın dinine zıt işte. Zıt bu ya. Ha, beni ilah edindin o zaman. Ha, bu da o. Vasatı nedir? Şeriat dairesinde, bu da çok önemli. Şeriat dairesinde muvazeneyi ve muhakemeyi bırakmamak. İkinci, gönderdiği şu an var ya göz, ona ihya ediliyor. Burada göz vardı ifratta. Karşıyı öldürüyordu, mezara sokuyordu. Göz insanı mezara, deveyi kazana. E peki hep şen mi be kardeşim? Hayır, göz aynı zamanda seni ihya eder. Maneviyatın giriş yeridir aynı zamanda. Ama böyle bu kortonosu. İki şey. Aşırı adalet, aşırı muhabbet. Mesela bir anne çocuğa nasıl nazar eder? Baba. Baba da ama daha çok anne. Çocuğu yatarken en masumdur. Böyle daha maşallah demese şu an girer. Ya çocuğum ya korkarak sıçradı bile öyle yaptınız. Şu an gönderdi. Ha, muhabbet var ya muhabbet ve okurken. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bilerek yapıyorum Ahmet Han. Niçin biliyor musun? Okurken gözüme bakabilirsen bakabilmişsindir. Bakamamışsan bakamamışsındır. Şeydir. Bir şeyi karşıya yüklemek içindir. Köprüdür abim. Nazar köprüdür. Karşı inşa eder gözle. Bir nazar eyle. Peygamber bir nazar edermiş. Tak diye bitermiş. Tamam. Vallahi bu sırada yalan yaptıymış değil mi? Ha. Şimdi bir de şurayı yetmediği için cümle cümle koydum. Diyor ki Kur'an'ın mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi rehber yap. Bu vasat.
Sorunuzu alacağım. İstediğinizi soracaksanız şunu da anlatayım. Tamam. Şu ortayı. Şimdi bu dört tanesini bütünlüğü insanda Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber zannın Allah'a üstü zannettiğin için, Allahu Ekber hüsnü ahlakı sahibi olduğun için namaz kılıyorsun. Niyetin ve nazarın iyi olduğu için Allahu Ekber diyebiliyorsun. Çünkü namaz kılmamın nedeni de bunlar bozuk yani. Adam niye namaz kılmıyor? Adem... Ya, ya ahlakı bozuk. Ya niyeti bozuk. Ahlak şey zannediyor. Aa buyurun efendim buyurun falan. Ahlak şey zannediyor. Ama senin arkanda ne yaparlar biliyor musun aftar? Buyurun Ahmet abim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkandan başını devirsin. Arkadan da böyle diyor. Acayip. Ya namaz kılabiliyorsa bak bir altımıza koyalım. Zan. İki. Ahlak. Üç. Niyet. Dört. Nazar. Müsbete dönünce Ahmet Cebbar. Allahu Ekber oluyor. Yoksa olmuyor. Peki niçin Allah sonsuzdur deniyor da Allah en büyüktür deniyor? Niye sonsuz deniyor? Çünkü senin Rabbin sen oluşturuyorsun. Kulumun enayine senin abdibi. Allah'ımız birdir. Rabbimiz birdir. Yani ilahımız birdir. Şey, Rabbimiz herkesin alemine göre farklıdır. Rabbul alemin ayrıdır. Şöyle diyor usta. Rabbim, nebimin Rabbi, mevcudatın Rabbi, şeceri hikmetin Rabbi. Farklı. Mesela Allah anlayış herkes de farklı değil. Bir tane söyle dedi. Ya dedi merak ediyorum senin Rabbin nasıl acaba diyor. Mesela size bir müjde vereyim mi? Sizin şu anda ya sükut, sus ya doğru söyle. Riyakarlık yapmıyorum. Bağırdığım gibi doğruyu da söylüyorum. Şu anda içinizde yaşadığınız var ya, içinizde yaşadığınız halet-i rüye, vallahi kafirin değil nazarı hayali bile ulaşmaz. Eğer şu anda yaşadığınız şu cennet havası bir şeyi kafir sizde olduğunu bilse, sizi keser, o haleti alır, kendine monta eder. Yok kardeş, bu halet dünya cinsinden değildir. Ya özür dilerim, affınıza sığınırım. Bir tuvalet ihtiyacınız var, çok zorlandınız, def etmekten gelen bir halet. Açlık eleminiz var, tokluktan gelen bir halet. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Cinsellik bir ihtiyacınız var, tatmin etmekten gelen halet hiçbirisine benzemiyor şu andaki haletiniz. Namazdaki haletiniz, Kur'an'daki haletiniz, kaptan abi, namaz kılarken, Kur'an okurken, Risale de okurken o halet ne cinselliğe, ne tuvalet ihtiyacın giderilmesine, ne açlığın giderilmesine, ne de araba sürmeye hiçbir şeye benzemiyor. Cevap niçin? Çünkü şu anda yaşadığınız halet Allah kendisini araladı. Ben senden razıyım ha demenin adıdır. Çünkü lahutidir, ulvidir, kutsidir. Yok bunun şeyi. Dünyada karşılığı yok. Dünyada da yeri yok. Burada orayı yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz. Burada orayı yaşamanın alametidir. Huzur. Hazır olandan sonra huzur olur. Hazır olmayanın huzuru mu olur? Şu anda o değil mi? İşte beni de manyak gibi böyle yapan odur yani. Şimdi içime o adam girse, böyle bunaldığım acillerde şey yapan, vallahi girse benim değil çünkü o. Şu andaki alet benim değil. Hiçbir şeysi kalmaz. Ne kalacak ya? Şu anda o aleti göle bir girse. Senin bu aletin aynı mı Mustafa? Bugünkü gündelik hayatında. Gündüz haletinle şimdi bir mi? Nasıl bir şey? İşte eğer ima şu anda haletiniz var, şey varsa, güzelse,
İmanınızın lezzetidir. İmanın da delilidir. İmanın da delilidir. Hani Allah delilendiriyor ya, Allah'ın evlerini, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Daha şüphe eder misin ya? Mescidi yapıyorsun diyor. Ha, bu halet rüyü de öyle. Namaz kılıyorum, acaba imanım var. Ulan imanın olma, imanın olmasa bunu durur musun? Kafir, imanın var mı diye sorar mı? Gider iman eder. İmansızlığın kötü olduğunu kafir bilse iman etmez mi? Öyle mi? Sen imansızlığın kötülüğünü bilmeyle imanlı olduğunu gösteriyor. Bir de şunu söyleyeyim. Abi ben iyi değilim ya, çok kötüyüm. Ya, hakikaten hey abi çok kötüyüm. Hangi güzel tarafınla kötü olduğunu anladın? Küllü ben olsaydın, rezil kepaz olsaydın ben kötüyüm demeyecektim. Benden daha iyi adam var mı? Hangi güzel tarafında kötüyü fark ettin ki abi ben çok kötüyüm. Ya demek ki güzel bir tarafını da fark ettin. Güzel tarafın var işte. Onun çapını genişlettir, tamam. Şimdi buraya geliyoruz. Allah-u Ekber'den girdik. Allah-u Ekber dördünün bütünselliği. Dördünün cemi. Tencere nerede? Ha şu. Allah-u Ekber. Namaz. Allahu Ekber diye bilmek. Her taraf patlıyor biliyor musun dersten dolayı? Sistem değerlemiyor. Ne demek biliyor musun? Ter de öyledir ha. Yani düşüncenize beden yakın olamadığı için farklı olduğundan ondan sonra orada fiyasko veriyor. Zorlanan adam gazı da kaçırır, teri de kaçırır, tamam mı? Bazen de zorlandığı zaman da ağzına kelamı da kaçırır. Şimdi nedir o? Ruhunuza ceset yetişemiyor. Şimdi Allah-u Ekber, bunu toplarsak, tencereye koyduk mu abi? Biz de nerelerimizi oluşturuyor? Vehmimizi, şüphemizi, cehaletimizi, bilgimizin kaynağı bunlar. Yani ifrat, tefrit, vasatı bu. Adam alemlere Subhanallah diyor. Hı hı, şu. Vücud alemlere Elhamdülillah diyor. Evet. Allahu Ekber'i de o meratip belirliyor demeye. Evet bu. İnsan diyecek yani ona. İnsan diyecek. Bu alemler diyor, bunu insan diyecek. Allahu Ekber. Peki neresi? Ayağına koy Adem alemlerin. Diptedir. Tepene koy vücut alemleri. Esma-i Hüsna. Ayağına Adem alemlerini koy. Sen kimsin? Koydum abi ayağın altına. Koy şunları. Tek tak yine de şeyi koy. Vücut, cennet, ta tepe yani, vücut, esma, yani bunların hakikattir, esma. Esma, esma, bundan sonra esma var, cennet yok. Cennet oluşturan esmayı kastediyorum. Vücudu oluşturan esmaları kastediyorum. Meleği oluşturan, yoksa melek başımızın üstünde değil, insanlar üstünde bir şey yok. Cennet de insanlar üstünde değil. Allah ile insana mabeyninde bir berzah yoktur. Her şey insandan yaratılmıştır, cennet, cennet, melek, hepsi. Yani bunu meydana getiren esma, hakikat, aşağı suret, insan iki alem arasında, şeceri hilkat, tepesi Esma-i Hüsna, dibi Adem alemleri, kendisi şeceri hilkatın hulasası, Allahu Ekber. Rahatça bağırabiliyorum usta, hepinizden Allah razı olsun, öteki dersen de olsaydık yukarısı hemen vururdu yukarıdan aşağı bize. Değil mi? Ya Allahu Ekber diye biliyor muyuz? Namaza duruyor muyuz ya? Oh! İmam-ı Rabbani Hazretleri bizi bir şey yapıyor, kurtarıyor. Diyor ki, biz Allahu Ekber diyoruz ama Allahu Ekber. Mustafa telefon satıyor. Önder bankada bir sürü şey, evrak yapıyor. Cep var. Bakkallara malzeme satıyor. Ahmet abi sen ne yapıyorsun? Çiçek yapıyorum. Çiçek. He? Çiçekçiyim. Ben de Allah affetsin. Ha kula. Allah affetsin. Yatsın. Bak. Sizde fazla kıldım. Sosyal selam fitir. İnan zan. Böyle zan. Zan yapıyordu. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? Ahir zamanda olduğumuz için namazın sureti de tamammış. Elhamdülillah. Suret var ya, Allah'u Ekber, Allah'u Semih Allah'u. Suret mi bu? Bu da tamammış.
Şeytana bir çalim taktık şimdi. Sürah namazın olmadı. Hikaye. Git onu Rabbani Hazretleri'ne söyle. Sana vesvese namazın olmadı. Beni ilgilendirmez kardeş. Üstad Hazretleri diyor ki, hatırada yazıyormuş. Ben diyor 28 sene işkence, hapishane sürgün çektim ya. Tamam, beşerin zalim eli tamam. Acaba ben dedi, kaderin adaleti nedir? Sakın sakın sahip diyor, hizmet imanı Kur'an'ını cennete girmeye ve kemalat kazanmaya vasıta yapmayasın. Azaptan ve cehennemden kurtulmak için şey yapma. Ben diyor bu hakikati, sureti ne biliyor musun? Bu insanları, ustad ben diyor 28 sene niçin işkence çektim biliyor musun? Ben diyor, ben bu milletin katliamını kaldırmak için fetva verdim. İstemeyerek yersiniz, şapkada secdeye inşallah götürecek. İstemeyerek giyen inşallah kafir olmaz. Oysa Şeyhülislam ve İns ve Cin'in Şeyhülislam'ı Zembil Ali Efendi ve bütün ulema İslam şakayla dahi giymeye müsaade etmediği şeye ben gayri ihtiyari yani iradesinin dışında zora, cebriyle olursa inşallah bir şey olmaz dememden dolayı Allah beni ümmetin o şeyinden kurtar. 28 sene bana bu zalimin eliyle tokatladı diyor. Ümmet adına. O için başımıza gelen bazı sıkıntılarımız var ya, Allah bilir alem İslam'a indirilen darbelerin sana düşen hissesidir. İnan. Ustadın bir gecede sıkıntıda 9 tane dişi düşmüş. Alem İslam'a indirilen darbeler ilk önce nereye iniyor diyor? Ruhuma iniyor. 9 tane diş. Onun için Allah Allah durup dururken bana bu neye geliyor? Allah bilir. Nerenin bir kefaretisi. Bu yerine göre ölümle de sonuçlanabilir. Evet, evet. Mesela ben bir tane fiilen söyleyeyim. Ben yakine bildiğim için yanında beraber kaldık, çok hizmet ettik beraber. Ali Uçar abi, Bayram Yüksel abi, Alem İslam'ın kurbanıdır. Sungur abi, zehirlediler. Abdullah Yenar, zehirlediler. Badıl abi, yakinen bildiğim için. Badıl abi çok yakinen biliyorum. Zehirlediler. Rüştü abi benim abim ve dairemizin şey abisi. Bana kendisi söyledi. Zehirledi beni diyor. Bak bunlar hep Alem İslam'ın fedaileri. Ya. Şimdi bu dördü bu buraya insanı aktif ediyor. Vehmin, şüphesin, cehaletin bilgisini bu kaynaktan düzeltecek. Şimdi burası bak tefrit, şey tefrit değil, sistem suizan, üst düzen, ifrat tefrit değil. Şimdi bu sistemin bütününe Allah'a ekberdir. Biz, bizim neyimizi dengeye getirecek? Vehmimizi, şüphemizi, cehaletimizi, bilgimizi. Ne yapacak bu? Bu dört tane şey niçin konmuş Allah ve bitiyor? Vehim. Vehim. Koy tencereye. Vehim. Var mı burada yok? Vehim. Şüphe. Cehalet, bilgi. Bu dört taneyi insana koymuş ki insan donukluktan aktif olsun. Şüphe yoksa insan aktif olmaz. İnsanı canı tutan, tak tak oldu. Hep bu dört tane sistem. İnsanı donukluktan çıkarıyor. Ha, sonra, şimdi bu dördünü vasata getirdik mi abi? Vehmimizi, şüphemizi. Bak sonra, bak vehmimizi. Şüphemizin, cehalet bilgi, vasata getirdik mi abi? Tamam, biz ne? Zanımızla, ahlakımızla, niyetimizle, nazarımızla, vasata getirdik mi abi? Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bilgidir. Eğer bu bilgiye kitap, sünnet, icma, kıyas, dördüne ne deniliyor? Edili, şeriye, dinimizin kaynağı. Bir şeyin için doğrudur. Risale'nin için doğrudur. Risale dava değildir. Dava içinde burhandır. Bütün cevaplar böyledir. Edille-i şeriye her şeyin temel sorgulama, yargılama, kantarı ve metresidir. Ehl-i sünnet ve cemaatın ölçülü şey. Şimdi o vehmimizi, şüphemizi, cehaletimizi, bilgimizi edille-i şeriye vurursak, bilgi ama senin bilgin. O zaman sendeki sistem ilme dönüşür.
ilim olur. İlim buradan kaynaklanıyor. Benim dersim bu kadar. Şu anda bunu anlatacağım. Bu kadar. Sorunuzu varsa alayım. Şurasını üşenmeden inan anlatırım. Hiç endişe etmeyin, hiç çekinmeyin. Şurayı bir de anlatsaydı, şurayı de dediğiniz varsa anlatırım. Zannediyorum şurayı kaçırmışsınız bazıları. Adem'den vücuda bilgimizle, Adem'in vücudu, vücutsuz vücudu, vücuda çıkaran bilgidir. Cehennemden cehaletimizle cennete dönüştürüyoruz. Şeytanı, şeytandan bak, şeytandan şüphe edince meleğe dönüyoruz. Yani vesveseye vesvese ederseniz vesveseden kurtulursunuz. Şüpheye, şüpheden şüphe ederseniz şüphe ortalıktan kalkar. Yok, yok olursa yok yoktur, vardır o zaman. Vesveseye niçin vesvese etmiyorsunuz? Vesveseye, vesvese geldi. O vesveseye vesvese, o zaman bilgi olur, kesin olur. Şüpheden şüphe edersek, yani insan insansız, virgül, insanlaşamaz. Şeytansız telakki edemez. Vesveseden vesvese edersen, vesveseden kurtulursun. Vesveseyi vehimle vahiy ilama bağlarız, dima. Ondan sonra başlıyor sistem böyle girme. Siz baştan gelmediğiniz için bir daha orayı anlattım. Ben başkan Murat'ım. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلْفَاتِحَةُمَا سَلَوَاتٍ. Şimdi, bunu da Fatiha'yı çekerken kusurumuz olmuşsa da affola.